Gazi gibi. Bağcılar da esasen bunlardan biri işte. Çok kalabalık bir çok ilçe. Kalabalık. Çok kalabalık. Türkiye'nin illerinden çok daha kalabalık. Tabii ki birçok ilinden çok daha kalabalık bir ilçe. 2019 yerel seçimlerinde %57 oy almış. AKP'nin %57 oy aldığı bir yerden bahsediyoruz işte. %60'larda da Sultanbeyli var. AKP'nin kalelerinden biri. Bu nedenle Lokman Çağcı çok önemli bir isim. Portre olarak da çok önemli. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın, işte herkesin kolaylıkla görüşemediği halde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürekli poz veren, sürekli istişare halinde olduğu bilinen bir belediye başkanı. Her ne kadar biz Lokman Çağcı'yı zaman zaman işte belediye aldığı lüks araçlarla, değerinden çok daha fazla bedel ödenen araçlarla ilgili haberlerle tanısak da, bilsek de böyle bir isimden bahsediyoruz. Şimdi Lokman Çağcı 13 Nisan'da istifa etti. İstifasını ise bir gece vakti, gece 01'de hasta yatağından, tırnak içerisinde söyleyeyim, hasta yatağından Twitter'dan istifa ederek duyurdu. İstifa metninde şey diyordu Lokman Çağcı, uzun süredir bir kalp rahatsızlığım var, işte son süreçlerini yüksetti, bu nedenden dolayı belediye başkanlığını bırakıyorum diyordu. Ve doktorlar da herhalde onu öyle tavsiyede evet. bulunmuş, bir de evet. detaylandırılmış evet. bir metinde. Doktorlar böyle tavsiyede bulundu diye belirtmiş. Bazı gazeteci arkadaşlarımız da evet uzun süredir kalbinden rahatsızdı, biz de biliyoruz 2 gündür hastanedir diye haberler yapmışlar bu süreçte. Yani Lokman Bey söylemiş, bazı gazeteci arkadaşlarımız da bunun böyle olduğunu yazmışlar. İstifa metninde hastalığından bahsederken Lokman Çağcı en sonunda da şöyle bir cümle kullanıyordu. Orayı bir okumak istiyorum. Diyordu ki daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlanması sonucu beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığım istişareler neticesinde görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13 Nisan tarihi itibariyle Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım diyordu. En alt paragrafında ise Cumhurbaşkanı'na AK Parti'ye bağlıyım, sadakatim devam ediyor, onlarla beraberim diyordu. Lokman Bey'in bu açıklamasından... Peki gerçek ne? Şuraya da değineyim geçmeden. Lokman Bey'in bu açıklamasından hemen sonra Bağcılar ilçe başkanına bir destek tweet'i atmıştı. İşte Cumhurbaşkanımızla istişare ettik, kendi aramızda konuştuk. Lokman Bey'in istifa etmesi gerektiği kanaatine vardık, deniliyordu. Bu neden önemli? Şimdi olaya geleceğim. Çünkü bu olayda verilen kararda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olduğunu gösteriyor. Şimdi Lokman Çağcı iddialar üzerinden anlatayım. İddianamede geçen tarafların iddiaları üzerinden. Zeynep adında bir kadınla bir birlikteliği var. Kadının iddiasına göre Lokman Bey kendisine Bağcılar'da bir otopark işletmesi sözü vermiş. Lokman Bey evli. Evli, Lokman Bey evli. Torunları falan var yani yanlış bilmiyorsam fotoğraflarını görüyorum. Demiş ki işte beraberler ben sana bir otopark işletmesi vereceğim demiş. Bu kadınla da yine partinin, AK Parti'nin bir organizasyonunda tanışmış. İddia bu yönde. Ancak işte görüşmeleri devam ederken Lokman Bey bu vaadini kadının iddiasına göre yerine getirmemiş. Kadın diyor ki çok öfkelendim, beni kandırdı, vaadini yerine getirmedim. Sonra yine bir gün bu kadın, Zeynep isimli kadın, Lokman Çağrıcı'yı bir iş yerine çağırıyor ve çanta düzenekli bir kamera. Çantanın içerisine bir kamera yerleştiriyor. Aralarında yaşanan muhabbet işte o kamerayı da kayıt altına özel alıyor. Özel görüntüleri kayıt altına alıyor. Sonra bunu 15 yıldır tanıdığı birine, Ahmet isimli birine anlatıyor. Diyor ki Lokman bana bunu yaptı, ben bu görüntüleri aldım diyor. Ahmet de Lokman Çağrıcı'ya ulaşıyor. Diyor ki sizin diyor, biz elimizde diyor görüntüleriniz var sizin diyor. Zeynep'le çekilen görüntüleriniz var diyor. Bunu diyor Ramazan'da mı servis etmemi istersin diyor. Yoksa tam iftar vaktinde mi servis edeyim? Nasıl istersin diyor. 10 milyon dolar verirsen diyor. 10 milyon dolar versem ben bu görüntüleri servis etmem diyor. Seyhan istenen para da 10 milyon dolar. Yani bir belediye başkanında böyle bir para olduğu öngörülüyor ve böyle bir para talep ediliyor. Yani bunu da altını yani, özellikle çizmek sen lazım. Sen de ben de bu paranın olamayacağını bildikleri için. Yani belediye başkanı da şöyle yapmıştır herhalde. Böylesi tehditlere pabuç bırakmamıştır. Doğrudan emniyetin kapısını çalmıştır. Aslında iddia ve yazışmalar tam bu yönde değil. Yani tabii ki Lokman Bey yayına bağlanmak isterse bağlanıp elbette, ben böyle yaptım diyebilir her ama. Zaman. Benim dosyadan gördüğüm bir yazışmada şöyle. Lokman Bey bu miktarı çok buluyor. Orta bir yolda anlaşılabileceği söyleniyor. Sanığın ifadesine göre ise Lokman Bey 1 milyon dolar verebileceğini söylüyor. 10 milyon dolar çok fazla, 1 milyon dolar verebilirim diyor. Ve bu şekilde bir uzlaşma sağlanmıyor. Sanığın tehditleri devam ediyor. İşte ben diyor bu görüntüleri diyor ABD'ye satarım diyor. Herhalde orada
kimleri kastettiğimi bilmiyorum. Belki FETÖ'cü hesaplardır, belki başka şeyler. Onlara satarım diyor. YouTube'a satarım, yine bu parayı elde ederim. Siz bu görüntüleri alın diyor. Lokman Bey bu şikayetleri emniyete bildiriyor. Ve emniyet çok organize bir şekilde bir operasyon düzenliyor. Öyle bir operasyon ki o görüntüler, o şey, Lokman Bey ile ilgili tüm deliller aynı mekanda ele geçiriliyor. Ele geçiriliyor ve adli emanete kaldırılıyor. Taraflar tutuklanıyor. Yaklaşık Nisan ayından beri taraflar yakın bir tarihe kadar tutukluydu. Haklarında işte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenleniyor. Birkaç şeye değinmek istiyorum. Bu dosyada soruşturma aşamasında bir gizlilik kararı vardı. Ancak iddianame yazıldı, artık kamuya açık hale geldi. Buna rağmen dosyayı halen sır gibi saklıyorlar. Yani öyle her isyan dosyayı inceledim, her avukat dosyaya ulaştım, her savcı bu dosyayı görebildim diye bir şey yok. Bu dosya halen sır gibi saklanıyor. İlk duruşması yapılıyor şöyle. İlk duruşmada ise Lokman Çağrıcı'nın avukatı talepte bulunuyor. Diyor ki bu dosya diyor önemli bir dosya, gizli yapılsın diyor. Hakim salona bakıyor, diyor ki salonda diyor zaten Lokman Çağrıcı hastalığını öne sürerek duruşmaya katılmamış. Duruşmada sanıklar ve jandarma var diyor, sanıkları cezaevinden getiren. Kimse yok diyor, kapalı yapmaya gerek yok diyerek duruşmayı açık yapıyor. Ancak muhtemelen o salonda gazeteciler olsaydı duruşma da kapalı yapılacaktı. %90 böyle olurdu. Sanıklar ifadelerini mahkeme heyetinin huzurunda da söylüyorlar. Suç ikrarında bulunuyorlar. Biz bunu yaptık diyorlar. İşte Lokman Bey'le para konusunda anlaşamadık diyorlar. Mahkeme sanıkların tahliyesine karar veriyor. Şantajdan ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçundan yargılanıyor bu iki isimde. Mahkemede tutuklu kaldıkları süreyi, delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek iki sanığın da tahliyesine karar veriyor. Şimdi buraya gelmeden önce sanıklar bana ulaştı. Diyorlar ki Seyhan Hanım, bizim anlattıklarımız işte otopark meselesini yazmışsınız da buzdağının görünen kısmı. Daha büyük olaylar vardı Lokman Bey ile ilgili. Biz şimdiye kadar söylemedik, anlatmadık. Ancak bunları da ilerleyen günlerde konuşacağız. Konuşmamız gerekirse konuşacağız diyorlar. Lokman Bey... Şimdi biz derken birlikte olan bir kadın. Ama Zeynep Hanım Ahmet Bey'e diyor ki benim elimde bu görüntüler var. Bununla evet, şantaj yapabilirsin diyor aslında. Hı hı. 15 yıldır arkadaşlar ama yani şeyi de anlayamadım. Yani burada da ayrı bir tuhaflık var. Şunu bir söyleyelim. Yani iki kişinin arasında yaşananlar bunun üzerinden bir... Kaset şantajı yapılması son derece iğrenç, çirkin. Son derece kabul edilemez. Siyasetin de buralardan yürütülmesi de kabul edilemez. Buna ekip olarak da zaten hep siz izleyenler de karşısınız biliyoruz ama 24 saat bize ahlakçılık satan, bunun üzerinden siyaset yürütenler de var. Bunu da... Yani dünyanın neresine giderseniz gidin Bağcılar gibi bir ilçenin yani milyonlarca insanın yaşadığı bir ilçenin belediye başkanının bir şantaja maruz kalması... Ve o nedenle istifa etmesi bir haberdir ve büyük bir haberdir. Yani Bill Clinton'ı biliyorsunuz yani neler neler oldu şey oldu. Yani o anlamda bu haberin vermekte ve özellikle bir iddianameye dönüşmüş bir yargılama konusu olmuş cezalar isteniyor. Bu çok açık bir şekilde çok önemli de bir haber. Yani Seyhan'ı da çok tebrik ederim. Yani böyle Seyhan bir şey soracağım. Burada bu iki yani iki kişinin arasındaki ilişkinin ve şantajla yürüyen bu ilişkinin dışında... Evet, arkadan yürüyen bir koltuk kavgası vesaire var mı? Ya yani buna ilişkin bir şey gördün mü? Buna ilişkin esasen biraz bakınca şöyle bir şey gördüm. Ya şuna da değinmekte yarar var. Lokman Bey'in istifası çok merak edilen bir konu. Neden? Çünkü Türkiye'de siyasetçiler o koltukları işte benim sürem doldu, yaşım geldi, hastayım diyerek bırakmıyorlar. Ya bıraktırılmak zorunda kalıyorlar ya bir skandalları çıkıyor. O yüzden Lokman Bey'in kalp rahatsızlığım var diyerek istifa ediyorum açıklamasına kimse inanmadı. Gazeteciler bunun altında bir şeyler aramakta son derece haklı. Arka planında bir koltuk kavgası var mı? Bu bir iddia, bir kulis. Şöyle bir iddia da ortaya atılıyor. İşte deniliyor ki Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la Lokman Çağrıcı arasında çok büyük bir tartışma yaşandı. Çok büyük sorunlar vardı. Çağrıcı'nın dayanamayarak, yaşadığı baskılara dayanamayarak istifa ettiği de söylenen dedikodular kulisler arasında ne kadar doğrudur bilinmez. Bir koltuk kavgası mıdır? Yani o koltuğa işte Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çok yakın olduğu bir ismin geldiği söyleniyor. Koltuk kavgası mıdır değil midir?
Bunu zaman gösterecek. İleride belki kendi anlatımları, yazılacak kitaplar, yapacakları açıklamalar gösterecek. Ama bu aşamada benim gördüğüm bu iddianame kaynaklı Lokman Çağrıcı'nın, bu soruşturma kaynaklı Lokman Çağrıcı'nın istifa ettiği yönünde. Tabii ikisi de ayrı olay. Yani çeşitli şunları biliyoruz. Yani belediye başkanlarını belirlemek için Berat Albayrak'la Binali Yıldırım arasındaki gerilimleri biliyoruz. Onlar ayrı hikayeler. Burada çünkü bir şantaj söz konusu dediğin gibi. Bir de anladığımız kadarıyla eğer açıklamalarına devam edeceklerse, bu kişiler ikrarlara devam edeceklerse daha da büyük pazarlıkların arkada, evet, arkada daha verilen büyük pazarlıkların şey döndüğü iddiası yani var. Bunu göreceğiz. Eğer bu insanlar açıklamalarına devam ederse otopark verilmedi. İşte otopark işletme sözü verildi, verilmedi ama verilen başka bir şeyler var mıydı? Verilen şeyler de halkın olanlar. Tabii ki yani, halkın. Belediye halkın. Başkanı 1 milyon dolara anlaşıyorsa bir şantaj olayında. Bir kamu operasyonu zaten maaş ne kadardır? Yani çok, tabii ki. 1 milyon dolar dalga mı geçiyoruz? Yani bir de şöyle bir şey var. Ya Seyhan şöyle yani hep mi sağlık sorunu nedeniyle istifa edersiniz arkadaş? Yani artık ben aynı hatırlıyorum. Lokman Çağrıcı'nın istifasını hatırlıyorum. Sağlık sorunu nedeniyle dediği anda Allah ne oldu acaba dedim. Yani ne var arkasında acaba? Saray çünkü çevresi de saray bu ara çevresi hasta. De hepsi hastalandı. Yani bu AKP'de hastalanıp da Berat Albayrak da yanlış hatırlamıyorsam evet, sağlık sorunlarını gerektiriyor. Ya kim istifa ederse etsin sağlık sorunun arkasına sığınıyor. Bir de bu haberde benim en çarpıcı bulduğum noktalardan bir tanesi de o istifanın açıklanış biçimi. İşte doktorlarla birlikte alınan karar, ama işte kalp rahatsızlığı tekrarlanması. Kılıfına çok uydurulmuş. İşte. Kılıfına çok uydurulmuş. Çünkü ben bir arka plandan bir inceleme yaptım. Lokman Bey gerçekten o süreçte bazı kalp doktorlarına gitmiş. Hı hı. Muhtemelen bunun araştırılacağı ve inceleneceğini bildiği için. Evet. Yani kılıfına çok uydurulmuş. Onu bilmiyoruz tabii. Belki tabii sağlık sorunu vardır. Allah şifa versin. Bu kaset